Cihaz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osmanuz. Bu videoda RTX 4070 laptop kıyaslaması yapacağım arkadaşlar. Şu an piyasada gözüme çarpan 3 tane en popüler RTX 4070 laptopun özellikler bazında kıyaslamasını yapacağım. Geçtiğimiz günlerde RTX 4060 laptop kıyaslaması yapmıştım. O video epey ilgi görmüştü. RTX 4070'lerden de benzer kıyaslamayı yapabilir misiniz diye yorumlar vardı. O yorumlara istinaden bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Şu anda piyasada benim gördüğüm fiyat performans oranı yüksek olarak nitelendirebileceğim 3 3 tane RTX 4070 ekran kartlı laptop bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Asus'un TUF Gaming A15 FA 507 XI LP043 modeli. Bir tanesi Acer Nitro 16 AN1641 NHQLJEY 00132 modeli. Bir tanesi de HP Victus'un 16S 0001 NT 7Z4L9EA kod adlı modeli olacak arkadaşlar. Bu 3 laptopun da artıları var, eksileri var. Artıları ve eksileri ekranda sizlere yansıtacağım. Artı olarak gördüğüm özellikleri yeşil ateşi yakarak vurgulayacağım arkadaşlar. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan ekran kıyaslamasıyla videomuza başlayalım. Ekran tarafında Asus TUF Gaming A15'te 15.6 inç boyutlu 1920x1080 piksel Full HD çözünürlüktü. 144 Hz tazeleme oranına sahip olan %100 sRG bir renk gamutuna sahip 250 nitlik G-Sync ekran bulunuyor. Bu ekranın MS değeri belirtilmemiş. Kimileri 8 MS olduğunu söylüyor. Kimileri 17-18 MS olduğunu söylüyor. 15-20 MS arası diyebilirim. Acer Nitro 16'nın ekranına baktığımızda 16 inç boyutlu 2560'a 1600 piksel çözünürlüklü QHD Plus çözünürlüklü 16'ya 10 ekran oranına sahip olan 165 Hz'lik %100 sRGB'li bir ekran bulunuyor. Bu ekranda arkadaşlar 500 nit parlaklık var. Parlaklık konusunda Asus'a tam 2 kat fark atıyor Asus'un ekranına. O yüzden dışarıda ya da aydınlık ortamlarda laptop kullanmak isteyenler varsa Acer Nitro 16 modelinden kesinlikle memnun kalacaktır. Bu ekranda da G-Sync özelliği bulunuyor. Yani görüntü yırtılmalarını ortadan kaldırabiliyorsunuz. MS değeri ise belirtilmemiş. Bu HD çözünürlükte Acer Nitro 16 modelinde yani RTX 4060'lı modelde 3ms tepki süresi olduğu belirtilmiş. Bu laptopta maalesef MS değeri belirtilmemiş. Hiçbir yerde hiçbir bilgi bulamadım arkadaşlar. O yüzden bu konuda net bir şey söyleyemiyorum. HP Victus 16-s001nt kod adlı laptopun ekranına baktığımızda ise 16.1 inç boyutlu 2560x1440 piksel QHD çözünürlüktü. 240 Hz tazeleme oranına sahip olan %100 sRGB 300 nit IPS ekran bulunuyor. Bu ekran 3ms tepki süresine sahip. Parlaklık açısından Acer Nitro 16 birazcık gerisinde kalıyor olsa da bu ekran gerçekten çok iyi bir ekran arkadaşlar. Hem 240 Hz olması, 3 ms olması hem de %100 sRGB ekran olmasıyla bu laptopun ekranının gerçekten iyi seviyede olduğunu söyleyebilirim. Burada ekran tarafında tercihi size bırakıyorum. Parlaklık, renk doğruluğu ve 165 Hz bana yeterli diyorsanız Acer Nitro 16'da alınır. Artık bu tarz üst düzey laptoplarda 240 Hz gereklilik diyorsanız rekabete dayalı oyunları sıkça oynuyorsanız HP Victus 16'nın ekranında gayet iyi bir seçenek olacaktır. Bu iki ekran arkadaşlar buradan yeşil ışık yakarak işaretliyorum. Asus'un ekranı birazcık geride kalıyor. İşlemci tarafına baktığımızda ise iki tane laptopta Ryzen 9 7940HS, bir tane laptopta Ryzen 7 7840HS işlemciler olduğunu görüyoruz. İki tane Ryzen 9 işlemci tabii ki biraz daha avantajlı olacaktır ama şunu baştan söyleyeyim arkadaşlar. Ryzen 7 7840HS ile Ryzen 9 7940HS arasında çok fazla fark bulunmuyor. Ryzen 9 olan modelde 4 GHz temel 5.2 GHz boost frekansı bulunuyor. Ryzen 7 olan modelde ise 3.7 GHz temel, 5.1 GHz bu saat hızları bulunuyor. Bu saat hızlarının dışında iki işlemci arasında çok fark bulunmuyor ama tabii ki tüm bunlara rağmen Ryzen 9 daha iyi bir işlemci ve burada bunların ikisini yeşil ışıkla işaretliyorum. Ekran kartına baktığımızda üç laptopta da Nvidia GeForce RTX 4070'in laptop versiyonunu görüyoruz. 8 GB VRAM'e sahip olan bu ekran kartı iki tane laptopta 140W güce sahip ve Advanced Optimus'la geliyor. HP Victus modelinde ise 120 watt güce sahip ve MUX Switch'te geliyor. Advanced Optimus Switch arasında karar kılmak gerekirse Advanced Optimus daha iyi bir teknoloji arkadaşlar. Bu teknoloji sayesinde harici GPU'dan tam güç almanız gereken durumlarda bilgisayarı yeniden başlatmadan harici GPU devreye sokabiliyorsunuz. Yani Optimus'u devreden kaldırabiliyorsunuz. Özellikle CSGO gibi, LOL gibi, Valorant gibi oyunlarda tam performans almak için yüksek FPS değerleri elde etmek için bu özellik büyük önem taşıyor. Burada 140 wattlık olan ve Advanced Optimus olan iki ekran kartını yeşil ışıkta işaretliyorum. Yani Asus Tough Gaming'de yani Asus Tough Gaming A15'te Acer Nitro 16 ekran kartı konusunda bir tık öne geçiyor. HP Victus 16'nın çok geride olduğunu söyleyemem. RTX 4070 ekran kartı 120 watt'ta da tam performansını gösterecektir. RAM tarafına geldiğimizde iki tane laptopta daha iyi RAM bulunuyor arkadaşlar. Hem megahertz olarak hem de boyut olarak daha iyi RAM'ler bulunuyor. Acer Nitro 16 ile HP Victus 16 modellerinde 32 GB 5600 MHz DDR5 RAM bulunuyor. Acer Nitro 16 modelinde muhtemelen HP Victus'ta ise kesin olarak 2 x 16 GB şeklinde RAM bulunuyor. Asus TUF Gaming A 15 modelinde ise 16 GB 4800 MHz 2x8 GB şeklinde DDR5 RAM bulunuyor. RAM yükseltilebilir bir şey. Buradan çok fazla bir eksi puan vermek istemiyorum ama RAM tarafında da tabii ki 32 GB olması ve 5600 MHz olması Acer Nitro 16 ile HP Victus 16'yı öne geçiriyor. Yalnız şunu da belirteyim. Asus Tough Gaming Laptop'ın fiyatı daha düşük olduğu için bunun da kabul edilebilir bir detay olduğunu düşünüyorum. RAM'i yükseltseniz bile diğerlerinden biraz daha ucuz kalacaktır. Burada yeşil ışığı HP Victus 16 ve Acer Nitro 16 modellerinde yakıyor. SSD tarafına geldiğimizde yine 3 laptopta da Gen4 M2 SSD'ler var. Yani yüksek hızlı SSD'ler bulunuyor. Ama bir tane laptop bunların arasında öne geçiyor arkadaşlar. Asus TUF Gaming modelinde 512 GB Gen4 M.2 SSD bulunuyor. Bir tane yuva boşta yani yükseltme yapabiliyorsunuz. Acer Nitro 16'da 1 TB Gen4 M.2 SSD bulunuyor. Bir tane de yükseltme yuvası boşta bulunuyor. HP Victus 16 modelinde ise 1 TB Gen4 M.2 SSD bulunuyor. Ama benim bildiğim kadarıyla M2 yuvası boşta yok. Yani yolları var, bölgesi var, boşta var ama kontrolcüsü yok, yuvası yok. O yüzden ekstra M.2 SSD takamıyorsunuz. Burada artı puanı kesinlikle Acer Nitro 16 hak ediyor. Asus tarafında yine fiyatı göz önünde bulundurmanız lazım. Yani 45 bin liranın üstüne çıkamayanların 512 GB'lık Asus modelini tercih etmeleri yine de gerekecek. Pil tarafına baktığımızda Asus'ta ve Acer'da 90 Watt saatlik pil olduğunu görüyoruz. HP tarafında 70 Watt saat pil kullanılmış. Burada açık ara farklı Asus TUF Gaming A15 ve Acer Nitro 16 öne çıkıyor. Bu ikisinin pil ömrü kesinlikle HP victus'tan daha iyi olacaktır arkadaşlar arkadaşlar Kasa tarafına baktığımızda ise 3 kasanın da ben çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Victus'larda ekran sallantı problemi giderilmiş. Kasa artık biraz daha kaliteli hissettiriliyor. Laptopta eskiden Victus'larda RGB klavye bulunmuyordu ama bu modellerde tek bölgeli RGB klavye bulunuyor. Ama kasa olarak genel olarak baktığımızda Asus TUF Gaming'in daha hafif olması muhtemelen metal kapakla geliyor olması. onda geçenlerde bir arkadaş düzeltti. Bazı plastik kapaklı modeller varmış ama bazıları da metal kapakla geliyormuş. Muhtemelen metal kapak olması birazcık Asus'u öne geçirmiştir gibi. Ama ben Acer Nitro 16'ında tasarımını seviyorum ve 4 bölge RGB klavyede farklı bir keyif verecektir. Burada tasarım tarafında bu iki laptop'ı yeşil ışıkla işaretliyorum. Tasarım tarafında bence Asus ve Acer'ın biraz daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki zevklere ve renklere karışamam bazıları HP Victus'un tasarımını sade olduğu için daha da çok beğenebiliyor. Ses sistemine baktığımızda geçenki kıyaslama videosundaki aynı ses sistemleri karşımızda. Asus tarafında Dolby Atmos var. Acer Nitro tarafında DTS-X Ultra teknolojisi var. HP Victus 16'da ise bir yani ben gene olursan çift hoparlör ses sistemi bulunuyor. Burada yeniden şunu yinelemek istiyorum. HP Victus'un ses seviyesi yüksek değilmiş arkadaşlar. Asus Tough Gaming'de Nitro 16 tarafında daha güçlü sesler duyacaksınız. O yüzden burada ses deneyimi açısından bu ikisini yeşil ışık yakıyorum. Hangisinin sesi daha kalitelidir ve daha yüksektir onu bilmiyorum. Çünkü bu konuda çok net testler piyasada bulamıyorum. Kendim de test etme şansı bulamadım ama kullanıcılardan edindiğim bilgilere göre aldığım geri bildirimlere göre Acer Nitro 16 ile Asus Tough Gaming'in hoparlörleri HP Victus'tan daha iyi. Giriş çıkış yuvalarına baktığımızda yine önceki videodaki ile aynı manzara ile karşı karşıyayız. Burada çok fazla detay var. Bunları tek tek okumakla uğraşmayacağım arkadaşlar. Genel olarak baktığımızda Acer Nitro 16'nın daha zengin giriş çıkış seçenekleri sunduğunu görüyoruz. O yüzden burada bir yeşil ışık yakıyorum. Hem USB yuvaları açısından hem diğer yuvalar açısından zengin imkanlar sunuyor. USB üzerinden şarj etme imkanı sunuyor. Üstüne de bir tane micro SD kart okuyucu koymuşlar. Bence güzel bir seçenek arkadaşlar. Acer Nitro 16'nın giriş çıkış açısından önde olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Soğutma sistemi baktığımızda yine aynı manzara ile karşı karşıyayız. Asus tarafında çift fanlı 4 ızgaralı bir soğutma sistemi bulunuyor. Normal termal macun kullanılmış. Ryzen 9 7940HS'nin 4 nanometre olmasının avantajıyla muhtemelen 7735HS olan 4060'lı modelden birazcık daha düşük sıcaklık değerleri görünebilir. Ama frekans değerleri çok yüksek bir işlemci olduğu için muhtemelen yine 90-95 dereceleri görme ihtimaliniz vardır arkadaşlar. Asus TUF serisinin soğutma sistemi böyle çok üst düzey düşük sıcaklıklar vaat etmiyor. Ama bu sıcaklıkları klavyede çok fazla hissetmiyorsunuz. Onu söyleyeyim. Daha önceden de Tough Gaming serisi laptopları test etmiştim. İşlemci 100 dereceye çıkarken bile klavyede ve WASD tarafı oldukça serin oluyordu. Bu açıdan avantajlı olacaktır. Yani bilgisayara sorun çıkaracak, bilgisayarı uzun vadede sıkıntıya sokacak bir sıcaklık olmayacak ama çok da düşük sıcaklık değerleri görmeyeceksiniz. Acer Nitro 16 ve HP Victus 16'nın sıcaklık değerleri daha iyi. Özellikle Acer Nitro 16 tarafında işlemciye sıvı metal uygulaması yapıldığı için kesinlikle daha iyi işlemci sıcaklıkları göreceksiniz. Burada en başarılı soğutma sistemin Acer Nitro 16'da olacağını düşünüyorum. Diğer taraftan HP Victus 16'ında da iyi sıcaklık değerlerinde çalışacağını düşünüyorum. Tabi burada birazcık da düşük frekans değeri olmasının etkisi olacaktır. Ryzen 7 7840 HS HP Victus 16'da düzgün sıcaklık değerleriyle çalışacaktır. Burada bu iki laptopu yeşil ışıkla işaretliyorum. İşletim sistemi tarafında 3 laptopta da FreeDOS'ta geliyor. Üçünü de Windows 11 ile kullanılmasını öneriyorum arkadaşlar. Artık güncel dünyada Windows 11 kullanmanızı ben önermeye başladım. Eskiden Windows 10 kullanın sonradan yükseltirsiniz diyordum. Şu anda da aynı şeyi yapabilirsiniz. Ama şunu baştan söyleyeyim. HP Victus 16'da da Acer Nitro 16'da da büyük ihtimalle Windows 10'da sürücü sorunlarıyla karşılaşacaksınız. Touchpad'i tanımayacak, ses çıkmayacak vesaire bir sürü sorun yaşayabilirsiniz. Kesinlikle bulaşmayın diyorum. Windows 11'den devam edin. Uygun fiyatlı Windows lisans key almak istiyorsanız da sağlam lisanstan Cihaz TV 5 koduyla lisans key satın alabilirsiniz. Şimdi geldik sonuç kısmına. Fiyatlara bakalım öncelikle. Asus TUF Gaming A15 şu anda hepsi burada da en uygun fiyatta 43.799 liraya satılıyor. Akakçe'den kontrol ettim. Bugün fiyatlarıdır. Doların 26.5 lira civarında seyrettiği 25 Ağustos 2023 fiyatlarıdır. Bu fiyatlar her gün değişiyor. O yüzden net bir şey söyleyemiyorum. Belki yarın baktığınızda farklı fiyatlar görebilirsiniz. Acer Nitro 16'nın bu modelinde yani NHQLJE 001 32 kod adlı bu modelde 48.402 lirayı pazarama da görüyoruz. Pazarama güvenilir bir satıcıdır arkadaşlar. Eğer güvenmiyorsanız ya da farklı taksit seçenekleriyle ertelemeli almak istiyorsanız hepsi buradan da satın alabilirsiniz. Diğer taraftan HP Victus 16'nın şu anda da benim Akakçı'dan gördüğüm en uygun fiyatı hepsi buradaki fiyatı 48.999 lira. Ucuz bir laptop değil. Çok fazla artısı da yok. Bence bu üçü arasında Acer Nitro 16'nın kesinlikle alınabilir olduğunu düşünüyorum. Gerek işlemci gerek ekran kartı gerek ekran açısından öne çıkan bir laptop. Sadece ekran konusunda şunu söylemek istiyorum. Rekabetçi oyunlarda çok yüksek FPS değerleriyle çok yüksek Hertz değerleriyle oynamak isteyenler HP Victus 16'yı tercih edebilirler. Çünkü laptopta QHD 240 Hz 3 MS ekran bulunuyor. MS değerinin düşük olması Hertz değerinin yüksek olması oyunlardaki performansınızı arttıracaktır. Diğer taraftan bu 3 laptop arasında 45 bin lirayı geçemeyen arkadaşlarımızın kesinlikle Asus Tough Gaming alması gerekiyor. Laptop alırken benim limitim 45 bin liradır. Bir kuruş üstüne çıkamam diyorsanız Asus Tough Gaming'i de alıp yıllarca sorunsuzca kullanabilirsiniz. Aslına bakarsanız gördüğünüz üzere 3 laptop'un alınabilir diyebileceğim özellikleri bulunuyor. Ama 50 bin liraya kadar bütçe sıkıntısı yaşamayanların ben Acer Nitro 16, AN1641, NHQLJE001, 32 kod adlı laptop'u almasını gönül öneririm. Bence bu laptop şu an piyasada bu segmentteki en iyi laptop olabilir. Bu şekilde videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videodaki bütün bilgisayarlar hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum. Video hakkında da yorum yapabilirsiniz. Beğenirseniz beğen tuşuna beğenmezseniz beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Ayrıca bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın.